Deren ne yapıyorsun? Bakın bizim bahçemize sonbahar gelmiş. Bu ağaçlar niye geldi ki? Ha, 9 Kasım'da ağaç dikim etkinliği var. Herhalde onun için getirildi. Bakın. Evet annem, ağaç dikeceğiz. Tabii biz iyi olabilirsek öyle gideriz. Değil mi anneciğim? Ha, evet. Deren. Şurada da Ceren var arkadaşlar. Biz kahvaltıya gideceğiz. Şimdi biraz sonra açılış yaparım, anlatırım size durumumuzu. Evet. Şöyle göstereyim. Hadi gidelim anneciğim. Bak Deren babasının yanına gitti, biz de gidelim. Bak baban gitti, hadi biz de gidelim. Hadi bakalım. Şurada çantam var, çantam oldu. Şöyle taş konaklara geldik şuraya. Kahvaltı yapacağız. Kızlar bilinçli haliyle ilk defa gelmiş oluyorlar. Yani epeydir biz buraya gelmiyoruz. Şuraya hatta mescit yapılmış yeşil. Yani bu yoktu. Şu yürüyüş yolları yapıldı Merol. Ha bakın yürüyüş yolları da yapılmış herhalde. Hadi bakalım. Ne anneciğim? Ne? Kapanmıyor mu? Ha. Hadi bakalım. Çıkalım oraya. Hadi kızlar. Şöyle. Bununla ilgili videolarım var diğer kanalıma. Hatta atacağım. Atmadım daha da. Ama yakın bir zamanda atacağım. Şurada da şöyle çamlı taş konaklar. Şuraya da yürüyüş yolu yapmışlar. Buraya çok gelen oluyor bu arada. Bu aralar çok geliyor. Efendim anne. Ama bugün sakin sanırım. Ne anneciğim? Aha, şurası yürüyüş yolu. Ay ne güzel yapmışlar Erol öyle. Ay çok güzel olmuş. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Yürüyüş yolu. Ay harika olmuş. Şöyle. Şöyle bakın yakınlaştırayım. Yürüyüş yolu. Yanlara çiçekler falan dikmişler. Çok güzel olmuş. Belki sonra ileride yürüyüş yapar gösteririm size. Şu yeşil şeyde, şu yeşil binada mescit olarak yapılmış. Çok güzel olmuş. Nereye gidiyorsunuz? Ana, geziyor benim çocuklar. Hadi gelin evet. Hayır, yemek yiyeceğiz demek. Yemek yiyeceğiz. Kahvaltı yapalım diyoruz da. Bak yoruma da çıkın bakalım bak. Yeleklerini de giydiler. Yeleklerin ceplerine ellerini sokuyorlar. İçeri girelim. Aa, saat 12. Hatta 12.30 oldu. Ancak gelebildik arkadaşlar. Çok hastayım. Çok fena grip oldum. Yani ama kaç gündür çocuklar da dışarı çıkmadığı için dedim gidelim. Şöyle giriyor benimkiler. Oturdular. Evet. Hemşire anne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz arkadaşlar. Kahvaltıya geldik. Biz kendimi göstereyim size. Sonra kahvaltı sofrasını göstereceğim size. Sonra ara ara sohbet ederim ben sizlerle. Siz kahvaltı mı yapıyorsunuz kızlar? Kahvaltı mı yapıyorsunuz anne? Ha. Şöyle. Göstereyim. Hadi ye. Çok güzel değil mi anneciğim? Annem, bize çay geldi. Çay içiyoruz. Şimdi kahvaltımız gelecek. Uyduk.
Ben de montumu çıkardım. Şöyle hem birazcık çay içeyim istiyorum. Hem burada aslında pazar günleri açık büfe kahvaltı vardı. Ama saat 1'de bitiyormuş. Biz tabii 1'de geldik, geç kaldık. Olsun. Bir de şu an ortalık çok sakin. Çok hiç kimse çıkan yok. Çok iyi bir şey. Şöyle bir grup vardı. O grup da kalktı. Çok iyi oldu. Dışarısı çok güzel görünüyor. Orayı bir göstereyim size. Şöyle manzarayı. Şöyle şu bahçe. Çok güzel görünüyor. Şimdi manzarası harika buranın. Şöyle. Kahvaltımız geldi. Ben küçücük bir göstereceğim şöyle size arkadaşlar. Biz hemen başlayacağız. Afiyet olsun bize diyorum. Kum içireyim denen. Hemen içireyim. Kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içiyoruz. Kızlar da şu tarafta oynuyorlar. Biraz daha oturur sonra kalkarız gibi geliyor. Dışarı çok soğuk değilse şu yürüyüş yoluna birazcık çıkayım istiyorum ben. Belki çıkarız oraya. Hem orada biraz video çekerim diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle yani durum. İyiyiz. Kızlar da keyfi yerinde olunca biz de iyiyiz. Bir de kaç gündür dışarı çıkmadık ki evin içindeyiz ya. İyi geldi açıkçası bana. Biraz gripim. Baya gripim. Biraz değil. Baya gripim. Arada böyle bir coşuyor, hapşırıyorum. Arada hani iyiyim. Böyle genel durum iyi ama bu grip benim iki gündür mahvetti açıkçası. Ya tamam hadi. Şimdi benim kızlarım lokum yiyorlar arkadaşlar. Bir kahve söyledik. Şöyle göstereyim. Kahve söyledik. Biz kahve içiyoruz. Artık soframız toplandı. Kızlar da lokum yiyorlar. Çok kameraya çıkmak istemiyorlar hanımlar. Böyle gizli gizli çekiyorum onları şimdi ben. Lokum... Yiyor mu Deren Ero? Portakallıyı sevmedi. Ha, şey seçiyormuş arkadaş. Portakallıyı sevmemiş. O düştü, onu yerden al. Kahve içiyoruz o biz de. O düştü, kötü o. Tamam, onu ye. Tamam, onu yiyebilirsin. Şöyle arada burayı çekiyorum arkadaşlar. Biraz önce bakın hiç araba yoktu. Şimdi bayağı insan geldi. Şöyle göstereyim size de. Şu an saat kaç oldu? Saat 4. Saat 3. Şu an saat 3 arkadaşlar. Böyle bir yağmur havası var sanki ama yağmur yağmıyor değil mi? Evet, yağmur havası var. Buraya yağacak mı yağmur? Bu arada dalyana yağmur yağıyor. Onu da söyleyeyim. Sonra anlatacağım dalyan hikayemizde. Hayır hayır. Taşlar oynamayın kızlar. Evet artık dönüşe geçiyoruz. Üşüdü benim kızlarım. Yağmur yağıyor. Bu arada yeleklerini kirlettiler. Pekmez yaptı Deren hanım. O yüzden artık gideceğiz şimdi. Bayağı oturduk ya. Neredeyse 3.30 oldu saat. Eve gideriz artık. Ben aslında şu yürüyüş yolunda gezelim diyordum ama yağmur yağıyor. Hayır. Gezemeyeceğiz. Neyse. Sonra evde sohbet ederiz ya arkadaşlar. Burayı ben çektim arkadaşlar. Yani. Hadi gel. Biz ne zaman buraya gelsek arkadaşlar yağmur yağıyor. Kene yağmur yağmaya başladı. Minik minik yağmur atıştırıyor. Bir göstereyim istedim. Çok güzel arkadaşlar burası aslında. İşte ama bayağı da oturduk yani. Bir de geldik. 3 saattir oturuyoruz neredeyse. Şimdi eve gideriz artık değil mi kızlar? Yani eve gidiyoruz artık. Burası taş konaklar. Başka videolarımda var burası. Hani
İçini de çektik. Diğer kanala çektim. Oradan da izleyebilirsiniz aslında. Merak ederseniz tabii ki. Eşek. Bayrak. Şey mi? Bayrak evet. Ama. Bayrak kızım. Şöyle bayrak arkadaşlar. Ama. Biraz dönüş alanı biraz dar olduğu için biraz hani yavaş yavaş döndük. Evet, evimize geldik. Hangi evimize? Bizim evimize. Bizim bahçeye de sonbahar gelmiş. Evet, eve geldik. Eve geldik. Arabamızı park edelim, eve gidelim. Gidelim. Evet, eve gidiyoruz artık. Kızların yeleklerine bakın. Şuraya koydum. Pekmez damladığı için. İkisi tabii biri çıkardım, diğeri de çıkarıyor. Deren pekmez yaptığı için yeleklerini çıkardık. Bakın, bizim bahçeye de çok güzel sonbahar gelmiş. Hadi kızlar eve. Orayı süpürttün mü Erol? Şurada toz vardı geçen gün. Süpürtmüşsünüz herhalde. Çocuklar tozları çok oynuyordu da iyi süpürülmüş, tertemiz olmuş. Hadi kızım bakayım. Burada ağaçlar var arkadaşlar. 11 Kasım. Ağaç dikme bayramı var. Cuma günü. Onun için tahminim getirildi bu ağaçlar da. Şu arkadaki de kömürlerimiz. Bakın bizim bahçeye sonbahar gelmiş. Değil mi? Çok güzel görünüyor. Hadi annem üşütürsünüz. Hadi. Hadi soğuk, soğuk ama. Hadi anneciğim. Ha, soğuk. Şu ağacın rengi falan çok güzel olmuş. Evet, hadi yukarı gidiyoruz. Şurada gül var arkadaşlar. Tek bir tanecik kalmış. Onu görünce dur dedim, gülü de çekeyim. Ne kadar güzel görünüyor. Aha, değil mi? Bu manzaralar her zaman olmaz. Şöyle. Ağaçların manzaraları. Evet hadi. Çıkıyoruz. Yürü. Kapıyı mı kapatacaksın? Evet. Eve geldik. Hadi bakalım. Çıkın bakalım. Erol suyu söyledin mi ha? Sularımız da gelmiş. Burası da açıyoruz. Evet, eve geldik arkadaşlar. Ayakkabıları çıkarıyoruz. Tamam, ben çıkartırım anne. Evet arkadaşlar, eve geldik. Hastayım. Yani öyle bir gerçek var. Cumartesi, bugün günlerden pazar. Cumartesi hiç kalkmadım. Sürekli yattım. Bugün de kızlar bir haftadır evin içinde oldukları için sıkılmışlardır dedim. Eşime dedim ki bir dışarı gidelim dedim. Eşim dedi ki cumartesiden dal yanına gidelim dedi. Tamam dedik, gidelim dedim. Hem dal yanı günlük vlog çekerim, hem de dal yanı çekerim dedim. Sonra sabahleyin dedi ki dal yanında dedi şakır şakır yağmur yağıyormuş. Yani dal yanına gitsek de o gideceğimiz yer, çünkü kahvaltı yapmaya gidecektik. Hem o gideceğimiz yeri yerde dış, çünkü denize böyle manzaralı bir yer. Daha önce gitmiştik, kahvaltı yapmıştık. Orada kahvaltı yapacaktık. Gitmeyelim dedik. Daha sonra gideceğiz. Mesela haftaya gideriz veya öbür hafta gideriz. Yani Dalyan'a gitme işi olmadı. Şimdi kahvaltıya gittik. Burada taş konaklara gittik. Kahvaltımızı yaptık. Yani kahvaltıdan ziyade çocuklar çok güzel oynadılar. Yani çok eğlendiler, çok mutluydular. İyi oldu onlar için. Koşturdular falan. Evin içinde çocuklar sıkılıyor. Ha, şey yapmıyorlar. Aman dışarı çıkalım, işte niye çıkmıyoruz gibi tavırları ve hareketleri yok. İki kardeş oldukları için sıkılmıyorlar. Beraber oynuyorlar. Öyle hani bütün gün veya aylarca evin içinde tutsam biz niye dışarı çıkmadık demez benim kızlarım, şükür. Şimdi ben sizinle bir şey konuşacağım arkadaşlar. YouTube'la ilgili konuşacağım. Ben günümü hani salı, perşembe, cumartesi yapmıştım ve vazgeçtim. İzleme düşüyor. Olmadı. Yani sonuçta bu deneme yanılma yöntemi arkadaşlar. Pazartesi, çarşamba, cumaya dönüyorum arkadaşlar. O şekilde devam edeceğim. Eğer çok 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 izlemem olursa günlük atmaya çalışırım. Ama şu an günlük atacak izlemem yok.
Hani isterdim hani günlük atayım ama günlük atmamı isteyen arkadaşlar da var. O arkadaşlar da yorum yaparsa sevinirim bu arada. Arada yorum yapın ya, çok iyi oluyor. Neyse arkadaşlar, ben size neden bahsedeceğim? YouTube'a ben niye başladım? YouTube'u ne zaman fark ettim? Nasıl fark ettim? Biraz öyle sohbet edeceğim. YouTuber'larla ilgili konuşacağım ben sizle. Ben burada yaşamadan önce, burası Çameli biliyorsunuz, başka bir ilçede yaşarken çalışıyordum arkadaşlar. Burada niye çalışmıyorum? Kızlarım henüz küçük olduğu için sürekli ücretsizim alıyorum. Önce 2 yıl ücretsizim aldım. Arkasına 1 yıl daha hakkımız var ya bizim, o 1 yıl ücretsizimi aldım. Yani Haziran'da benim ücretsiz iznim bitecek. Ya emekli olacağım ya çalışacağım. İki ihtimalim var. Artık duruma göre karar vereceğiz. Şimdi ben burada yaşamazdan önceki yaşadığımız yerde nöbet tutuyordum arkadaşlar. Evde de internet var ve YouTube'la o şekilde tanıştım. YouTuber'larla o şekilde tanıştım. Nöbetten çıkınca çocuk yok. O zaman çocuklarım da yoktu. Çocuk yok, ev işi yok, işim bitiyor. Bir şekilde dinlenmeye geçiyorsun falan. O sırada YouTube'la tanıştım. Ben önceleri YouTube'dan filmler, sinema filmleri izliyordum arkadaşlar. Daha sonra onları izlerken YouTuber'lar önüme düşmeye başladı. Ve kesinlikle bugüne kadar YouTuber bilmiyordum arkadaşlar. Önüme hep Ebru Yücel düşerdi arkadaşlar. Ya ben derdim bu ne yapıyor falan. İlgimi çekti. Yani şey diyordu, benimkiler diyordu arkadaşlar. O benim çok değişik gelmişti. Benimkiler ne yapıyorsunuz, nasılsınız böyle konuşuyordu. Ve sürekli temizlik yapıyordu o videolarda. Çok eski videolarından bahsediyorum. Yani ama hoşuma da gidiyordu yaptığı temizlikler. Şunu şurada kullanın, bunu burada kullanın diye akıllar veriyordu. Yani beğenmiştim yani Ebru Yücel'i, izliyordum arkadaşlar. Sonra ben de orada YouTube videosu çekmek istedim. Hemen gittim kendime Instagram açtım. Bu arada o açtığım Instagram'ın ismi de şu an hemşire iki anne arkadaşlar. Hemen Instagram açtım. Orada işte evimde pasta börekler yapıyorum, bilmem ne yapıyorum veya bir yere gidiyoruz, onun fotoğraflarını koyuyorum. Instagram'la hani gitmeye çalıştım. YouTube videosu, ev turu yapıyorlar ya insanlar. Hoşuma gitti, ev turu çekmeye çalıştım. Ev turu çekemedim arkadaşlar. Beceremedim. Konuşamadım. İki lafı bir araya getirip konuşamadım. Ev turum olmadı. Hani o ev daha güzeldi aslında. O ev kendi evimizdi. Daha güzeldi. Daha iyiydi. Daha çekilesi bir evdi. Ama olsun, önemli değil. Sonuçta evin güzelliği çok önemli değil. Önemli olan evdeki huzurun ve mutluluğundur arkadaşlar. Şimdi ben konuyu nereye getireceğim? Daha sonra YouTube videoları çekerken Tuğba Caner'le tanıştım arkadaşlar. Onları izlemeye başladım. Ben bunları soluksuz her video attıklarını izliyorum. Ebru Yücel'i de izliyorum, Tuğba Caner'i de izliyorum. Böyle izlediğim başka YouTuber'lar da var. Şimdi bu ikisinin ismini zikretmemin sebebi, bir kere Ebru Yücel zaten benim bu işe başlamamın sebebidir. Tuğba Caner de şimdi spa merkezi açıyor arkadaşlar. Biz Deniz'de yaşıyoruz bu arada. Spa merkezi İzmir'de açılıyor ve bugün bu pazar değil, öbür pazar. Yani bugün günlerden pazar, önümüzdeki pazar günü spa merkezinin açılışı var. Aslında çok istiyorum oraya gitmek, açılışa katılmak, onlarla fotoğraf çekinmek, onlarla tanışmak, orada küçük videolar çekmek çok istiyorum. Eşime bir söyledim. Böyle şey de değil, biraz da çekiniyorum da, hani gitsem mi, gitmesem mi, olur mu, olmaz mı bilemedim de arkadaşlar. Ne yapsam karar veremedim. Sizin fikriniz ne olur? Biraz da tanışmak istiyorum arkadaşlar. Çok da istiyorum. Hem işim açısından iyi olur, hem onlarla tanışmış olurum. Gel kızım. Hem onlarla tanışmış olurum. O açıdan da güzel olur. Yani çünkü biz sadece onlar değil. Mesela onlara bu hafta, onların yanına geldiler. YouTube'da görüyoruz ya, Beyza Burak geldi mesela. Şimdi bu YouTuber'lar birbirleriyle tanışıyor arkadaşlar. Bir şekilde bir yerlerde tanışıyorlar. Ve gerçekten birbirlerine karşı da çok hoşlar yani. Ha ben de, benim evime gelseler tabii ki. Yani hoşuma gider, hoşlanırım yani. Öyle hani sürekli de zaten Tuğba Caner şey diyor. Gelin mutlaka açılışımıza katılın. İşte şey yapın, hani tanışalım sizlerle diyorlar. İşte kararsız kaldım. Bilemedim ne yapsam, ne etsem. Daha bir haftam var. 2-3 gün içinde karar vermem lazım aslında. Ne yapacağımı da bilemedim arkadaşlar. Sizce ne yapayım? Bana bir akıl verin. Yorum, hani buraya kadar izlerseniz, burayı dinlerseniz, bana yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Çok istiyorum aslında. Hem onlarla tanışmak, hem kanalım için de çok iyi olacağını düşünüyorum. Hem onlarla fotoğraf çekinirim, tanışırım, video çekerim. Zaten biz her sene bir defa İzmir'e gideriz arkadaşlar. Mutlaka gideriz. O da şimdi olur.
Yani mutlaka kışın gideriz. Biz yazın normalde kıpırdayamayız. Eşim orman mühendisi olduğu için çok fazla bir yere gidip gidemeyiz. Yani hep genelde buralarda dolaşırız. Kışın daha çok gezeriz arkadaşlar. Öyle yani, kararsız kaldım. Hastayım, gripim. Bu arada yarın tekrar doktora gideceğim. Şu dişimin bu tarafı yapılacak. Yarın gene vlog başlatırım. Bugün bu vlogu bitireceğim. Bayağı çektim çünkü. Yani şimdi de bayağı bir 8-10 dakika oldu. Öyle yani arkadaşlar. Sizden yorumlarda ne yapabilirim, ne yapayım sizce? Benim için hangisi iyi olur? Çok istiyorum gitmeyi. Bir taraftan da çekiniyorum, utanıyorum. Hani yanaşabilir miyim yanlarına bilmiyorum. Ama yanaşırım bir fotoğraf. Çünkü çağırıyorlar, gelin diyorlar, tanışalım diyorlar. Şimdi çağrılan yere gidilir değil mi arkadaşlar? Çağırmasalar ne geldiniz? Hani ben seninle fotoğraf mı çekineceğim diyebilir. Ama bizi çağırıyorlar, gelin tanışalım diyorlar. Yani gidip de bir fotoğraf çekinmeden de olmaz değil mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Bayağı da çektim. Şu anda neredeyse 10 dakika olacak. Ben videomu sonlandırmak istiyorum. Ceren gelsene, beraber sonlandıralım. Kucağıma otur. Bu arada kızlarım da gayet iyiler. Üstlerini değiştirmedim. Onlar aslanların da üstlerini değiştirsem olur. Rahat giydirsem olur. Ben burada videomu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.